Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh buyuruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular: muhakkak ki öfke kalpte bir köz parçasıdır. Sizden biri öfkelendiği zaman eğer ayaktaysa otursun. Oturur vaziyette ise uzansın. Başka bir hadiste ise yine öfkeden sakının. Öfke insanın kalbindeki ateşi tutuşturur. Görmez misin? İnsan öfkelendiği zaman gözleri kızarır. Boyun damarları kabarır. Ve sizden biri öfkelendiği zaman hemen yere uzansın buyuruyor Efendimiz. Bedenini toprağa değdirsin. Sizden kimileri de çabuk öfkelenir. Ama çabuk sakinleşir. Bu bir huy, diğerinde dengede tutuyor aslında. Kimileri de geç öfkelenir, geç sakinleşir. Bu da birbirini dengede tutuyor. Ama sizin en hayırlı olanınız geç öfkelenen, çabuk sakinleşeninizdir. En kötü olanınız ise çabuk öfkelenip geç sakinleşmenizdir. Herkes kendisine şöyle bir bakıp muhasebe etsin. Ben çabuk mu öfkeleniyorum? Geç öfkelenip çabuk mu soğuyorum? Eğer böyleyse hayırlı insanlardansınız. Ama en şerli, en kötü olan insan çabuk sinirleniyor fakat geç barışıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor: kim ki öfkelendiği zaman istediği bir şeyi yapmaya muktedirken, gücü yetiyorken ama bunu yapmazsa, öfkesini yenerse, kıyamet günü Allahü Teala Celle Celaluhu herkesin gözü önünde onu çağıracaktır. Hurilerin arasında istediğini seç, serbestsin diyecektir. Hatta bu sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, diğer hak olan kitaplardan, evvelce bozulmamış olan İncil'de de "Ey Ademoğlu, öfkelendiğin zaman beni hatırla ki ben de seni hatırlayayım. Benden gelecek olan yardıma, ihsanıma razı ol. Razı ol ki benim sana olan yardımım senin nefsine yapacağından daha hayırlıdır." Mesela ne demek? Adam bizi öyle bir kızdırdı ki aslında biz bunu dövebiliriz. Ve dövünce de kendi nefsimizi rahatlatabiliriz. Bunu da kendimize bir hayır, bir yardım gibi görebiliriz. Ama Allahü Teala ne buyuruyor? O sana yardım olmaz. Daha çok başını belaya sokarsın. Bana teslim et. Bana teslim edersen benim sana yapacağım yardım senin nefsine yapacağından daha hayırlıdır. Tarihe baktığımız zaman tarihte ikinci Ömer denilen Ömer bin Abdülaziz öyle adaletli, öyle şecaatli bir insan ki Hazreti Ömer'e çok benzettiklerinden dolayı dönemin ve şu dünyanın ikinci Ömer'i olarak nitelendirilir. Kendisini öfkelendiren kişiye şöyle diyor: beni öfkelendirmemiş olsaydın eğer mutlaka sana ceza verirdim. Ve bu sözünü de şu ayet-i kerime ile tamamlıyor: vel ka'zimin el gayza vel afin anin nas. O takva sahipleri ki öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Bakın bugün insanların birbirine tamahı, birbirine tahammülü kalmamış. Bir insana baktın, yani daldın ya, dünya hali, daldın böyle bakıyorsun, halbuki adama bile bakmıyorsun. Hayırdır lan, ne bakıyorsun diyecek hale geldik. Adam şöyle bir gözlerini kırpıyor, daldığı o uzaklıktan geri dönüyor. Ben sana bakmadım diyor. Ben kör müyüm diyor. Bana bakıyorsun işte diyor. Yani adam şunu demese, tamam kardeşim sen öyle algılamışsın, özür dilerim, kusura bakmayın. Bunu demese, baktıysam baktım ne var yani demeye kalkışsa eyvah, bir can gidecek belki. Bu kadar çok birbirimize öfke, kin dolabiliyoruz. Hayır, neyi paylaşamıyoruz? Derdimiz din değilse, derdimiz kelam, Kur'an-ı Kerim değilse, birileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etmediyse,
ve buna benzer kutsala laf uzatılmadıysa neyin kavgasını yapıyoruz? Yok ben geçeceğim, o geçecek. Akşama kadar düt deyip kornalar basarak birbirimize hakaretler ediyoruz. Neyi paylaşamıyorsun kardeşim? Işık yanmış, adam daha yanar yanmaz öyle bir kornaya basıyor ki öbürü de en son aşağıya iniyor. Ne var diyor arkadaşım, ne var? Işık yeni yanmış. Ve giriyorlar, tutuşuyorlar birbirlerine. Zaten büyükler diyor ki artık son zamanda bir insanın ahlaklı mı ahlaksız mı olduğunu görmek istiyorsanız o adamla yola çıkın, arabayı verin altına, hadi kardeşim seninle bir trafiğe çıkalım. Orada zaten kişinin ahlakı ortaya çıkar, kendini sıksa da ortaya çıkar, yüzü gözü buruşmaya başlar. Ömer bin Abdülaziz yolda giderken bir sarhoş görüyor, ona ceza vermek istiyor. O sırada sarhoş halifeye küfrediyor. Bunun üzerine halife sarhoşu cezalandırmaktan vazgeçer. Kendisine neden ceza vermediği sorulduğunda da sarhoşun bana küfretmesi beni öfkelendirdi. Eğer ben ona ceza verecek olsaydım bu öfkemden dolayı olurdu. Oysa ben onu öfkemden dolayı değil de Allah'ın emrine muhalefet ettiği için cezalandıracaktım. Kendi o öfkemden dolayı bir Müslümana ceza vermeye asla razı olamam. Rabbim bizim de ahlakımızı böyle eylesin. Sen beni tanıyor musun lan diyor adam. Bak hep bir benlik kokuyor aslında hallerimiz. O da diyor ki sen beni tanıyor musun asıl? Ama Ömer bin Abdülaziz devrin en büyük halifesi küfreden adamı affediyor. Rakka valisi olan, ilim ve zühdü büyük mertebeye ulaşan Meymun bin Mihran'a misafir olur Ömer bin Abdülaziz. Hizmetçisi olan kadın sofraya sıcak bir çorba getirir. Misafirlerin de hazır olduğu o esnada sofradaki çorbayı yanlışlıkla Meymun'un üzerine döker. Meymun tabii o esnada öyle bir sinirlenir ki kadına ceza vermek ister. Kadın da hemen der ki efendim lütfen Allah'ın şu ayetini hatırlayın. Neydi o ayet? Vel kazimine gayza vel afine anin nas. O takva sahipleri öfkelerini yutarlar. Bunun üzerine Meymun ayete uydu, öfkesine hakim oldu. Hizmetçi hemen akabinde ayetin devamı olan insanların kusurlarını da affederler. O kısmıyla da amel et dedi. Meymun tamam dedi, seni gerçekten affettim. Hizmetçi kadın iyi ama dedi, Allah ayetin sonunda da diyor ki Allah ihsan sahiplerini de sever deyince Meymun tamam der, sana ihsan ediyorum ve Allah için seni azat ediyorum, artık özgürsün. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? İnsan böyle merhamet duygusunu takındığı zaman artık hep o ahlak üzerine devam eder. Yeter ki o ahlakı bir kavrayabilsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her kimde şu üç haslet yoksa imanın tadını alamaz. İşte o insan der ki ben namaz kılıyorum ama yani çok da bir şey anlamıyorum aslında. Veya ne bileyim zikir çekiyorum ama çabuk bırakıyorum, yani çok kendimi veremiyorum. Namazlarda şuurlu olamıyorum. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimde şu üç durum varsa imanın tadını alamaz. Cahil olanı susturacak şekilde yumuşaklık ve nezaket olmazsa. Bak. Cahil olanı susturacak şekilde yumuşaklık ve nezaket olmazsa imanın tadını alamaz. Bakıyorsun adam konuşuyor, çok bilmiş gibi konuşuyor. Ama sen o kadar sakinsin ki, o kadar rahatsın ki ve karşı tarafı da hiç kırarcasına değil. Daha çok o tartışmadan sonra, o tatlı muhabbetten sonra cahil senin üstüne gelse bile senden sonra şunu düşünecek. Ya ne kadar hoş bir adam be. Velev ki benim dediğim haklı bile olmuş olsa beni kırmadı. E zaten kendi haklıysa o zaman ben hepten suçluyum. İkincisi, kendisini haramdan koruyacak takva yoksa. Tövbe ediyor ama bir haram karşısına geldiği zaman o harama o kadar çabuk düşüyor ki
Yani imanı onu o haramdan koruyamıyor. Niye? Çünkü takvamız düşük. Hal böyle olunca Efendimiz diyor ki imanın tadını alamaz. Üçüncüsü de insanlarla güzel geçinecek bir ahlak. Evet, bu da çok önemli. İnsanlarla güzel geçinebilecek bir ahlak. Gerçekten yani herkes kendisini bilir yani. İnsanların onu sevip sevmediğini, neden dolayı değer verdiğini az çok insan bilir. Mesela ben çok yakın tanıdıklarım var. Öyle akraba vesaire değil. Çevremde iş arkadaşları, iş hayatımızın, esnaflarımızın ortak tanıdığımız insanlardan mesela adam çok zengin, hatta çok zengin demeyeyim, kısmi zengin ama içeriye girdiği zaman mesela selam vermez. İnsanlara tepeden bakar. E şimdi böyle olduğu zaman otomatik olarak insan da Allah da bu kulu sevmiyor. Niye? Çünkü kendini beğenmişlik var, kibir var. Ahlakı güzel değil. Ağzından küfür eksik olmuyor. Hep kendini beğenir ama karşı taraf ne yaparsa yapsın hep bir muhalif. İşte böyleyse bu da imanın tadını alamaz. Vaktiyle salih bir zatın gösterişli, güzel bir atı vardı. O atı o kadar çok severdi ki bir gün yine atının yanına gittiğinde ayağının birisinin kırıldığını gördü. Tabii bu durum karşısında hemen hizmetçisini çağırdı. Bunu kim yaptı dedi. Hizmetçi dedi ki ben yaptım. Sebebini anlat dedi. Niye yaptın? Seni üzmek istedim dedi. O yüzden yaptım. Sen bu atı çok seviyordun. Ben de sana öfkeliydim, sinirliydim. Seni üzmek istedim dedi. Salih kişi dedi ki ben de sana bu emri veren şeytanı üzmek istiyorum dedi. Al. Çok değer verdiğim at senin olsun. Seni de azat ediyorum dedi. Bir Müslüman sabırlı, hilim sahibi olmalı. Çünkü bu haller Müslümanın özelliğidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ Kim sabreder, kim bağışlarsa... İşte bu güçlü irade gerektiren iştir diyor. Kim kendisine yapılan kötülüğe karşı iyilik yaparsa, sabrederse, bu sabrından, bu affetmesinden dolayı çok büyük ecirler kazanır. Mevlamız buyuruyor. İyilikle kötülük bir olur mu? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيَّةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla başından sav. Belli adam kavga edecek. Tamam, haklısın. Sen haklısın. Ben senden özür dilerim. Lütfen. Baktın ki çok abartıyor. Ya güzel kardeşim, ben seni dövdüm ya da sen beni dövdün, bana vurdun. Belki senin de çocuğun var ama benim de evlatlarım var. Benim yüzüm gözüm şişmiş bir şekilde beni evlatlarımın yanına göndermeye de mi acımazsın? Şimdi biz öyle noktalar, öyle cümleler kurmamız lazım ki karşı taraf utanması lazım. Ne, doğru söylüyor adam. Ne yapıyorum ben? Bir kendime geleyim. Ama maalesef hemen hemen hepimizde öfke, şeytan sol kulağımızdan bir üflüyor. Bak ne diyor sana, ne biçim konuşuyor. Hadi sen daha fazla bir şey söyle. Ondan daha üstün ol. O söylüyor, sen söylüyorsun derken artık akıl bitiyor. Aklın bittiği yerde de kaba kuvvet başlıyor. Allah dostum dediği İbrahim aleyhisselam hakkında ne buyurdu? İnne İbrahim'e lehalimun evvehum mubin. Övüyor Mevla. İnne İbrahim'e lehalimun evvehu munib. İbrahim cidden yumuşak huylu, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da o yumuşak huylu, o sabırlı olmasını emredip İbrahim'den örnek verip onun da öyle olmasını emrediyor. Kendisinden önce gelen peygamberlerin bu minval üzere olduğunu söylüyor. Ne diyor? Fasbir keme sabara ulul azmi minar rusul. Minar rusul.
Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Azim sahibi peygamberlerden kasıt kim var? Hazreti Nuh var, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Bu peygamberlerin kafirlere karşı sabrettiği gibi sabretmesini de Rabbim ondan istemiştir. Ve karşılığı çok güzeldir, biliyor musunuz? Kim başına gelen bir musibet karşısında bir belayı def ederse, başından savarsa, haklı olduğu halde bunu yaparsa, Allah-u Teala muhakkak onun hakkını dünyadayken ondan alır. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam, selam olsun size deyip geçen kullarıdır. Geceleri Rablerine secde eden kullarıdır. Huzurunda durarak geçinen kullardır. Allah'ın salih kullarına cahiller tarafından dil uzatıldığı zaman, onlara laf atıldığı zaman, onlar incitmeden selam olsun size de, size de selam olsun. Onlar gibi davranmayıp yumuşak huylu olmayı, sabırlı olmayı kendilerine ilke edinirler. Görüyorsunuz işte, bazı patavatsız, bazı şuursuz olan insanlar, tesettürlülere, benzeri kisvede olanlara laf attıkları zaman, hiç gördünüz mü şöyle bir tesettürlü bacımın aynı onun gibi çemkirdiğini? He? Gördünüz mü? Vallahi helal olsun, Rabbim de kişiye göre imtihan gönderiyor. Yani öyle sinirli, öfkeli bir insana da bunları göndermiyor. Belki karşı tarafında hidayetini istiyor Rabbim. Bak, onlar ne güzel davrandı. Biz onlara saldırdık ama, sataştık ama ne güzel davrandı. Bu din ne kadar güzel. İnsanları kırmıyor. Bak, ben hakaret ettim ama o bana hakaret etmedi. İşte Allah-u Teala ayette övüyor o kulları. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler, edeple yürürler. Cahiller onlara laf attığı zaman selam olsun size de, Rabbim size de hidayet versin derler. Ve bir münebbihin anlattığına göre İsrailoğulları zamanında abid bir insan vardı. Şeytan kendisini kandırmak istiyor ama muvaffak olamıyordu. Bir gün bu abid kişi bir ihtiyacını gidermek için dışarı çıkar. Fırsat kollayan şeytan da ona yoldaş olur. Ona şehvet, ona öfke oklarıyla yaklaşır. Ama sonuç alamaz tabii. Şeytan bu sefer de ona korku silahıyla yaklaşır. Yüksek bir tepenin üzerinden taş yuvarlanır. Taşın kendisine geldiğini gören abid, Allah'ı zikre başlayınca taş ondan uzaklaşıverir. Şeytan akabinde aslan ve kaplan kılıklarına girer. Bir kere hırslandı şeytan, bir kere kandırmaya meyletti şeytan. Abidi korkutmak istedi. Abid Allah'ı zikrederek onlara da aldırış etmedi. Şeytan hemen yılan kılığına girer ve namaz kılarken ayaklarına ve vücuduna sarılıp baş kısmına kadar geliverir. Namaz kılan abid secdeye gidince bu sefer de şeytan alnına dolanır. Secde için başını yere koyacağı sırada şeytan başını ısırmak için hemen ağzını açıyor. Bu sefer de abid yılanı eliyle itiverir. Alnını secdeye koyup secde eder. Namaz bittikten sonra şeytan abidin yanına gelir, der ki, sana şunları şunları yaptım. Lakin hiçbir sonuç alamadım. Gel seninle arkadaş olalım. Bugünden sonra seninle uğraşmayacağım. Abid der ki, yo hayır. Benim senin arkadaşlığına ihtiyacım yok. Beni korkutmaya başladığın günden beri Allah'a hamdolsun senden korkmamıştım. Şeytan abide der ki, sen evinden çıktıktan sonra evdekilerin halini merak etmiyor musun? Abid de şeytana der ki, yo merak etmiyorum. Çünkü ben de onlar gibi ölümlüyüm der. Peki benim insanları nelerle ayarttığımı sormayacak mısın? Bak, o biraz dikkat çekici der. Evet, bana insanları nelerle ayarttığını söyle der. Şeytan sözlerine başlar. Der ki, ben insanları üç yolla ayırtırım.
cimrilik, öfke ve sarhoşluk. İnsan cimri ise malını gözünde az gösteririm. Çok da olsa ona göre azdır. Mali görevler yapmasına, yani hayır hasenat sadaka vermesine engel olurum. Başkasının malına da gözünü dikmesini isterim. Hep daha üstün olsun isterim. İkincisi de bununla beraber eğer insan öfkeli ise onu çocukların ayakları arasında dolaştırdıkları bir top gibi onunla oynarım. Bu kimseler ettikleri dua ile ölüleri bile diriltse ondan ümidimizi kesmeyiz. Bak, çok takvalı oldu, çok imanlı, çok neşeli oldu ama biliyoruz ki bunda öfke var bu adamda. Biz ondan hiçbir şekilde ümidimizi kesmeyiz. Velev ki ölüleri dirilten bir adam bile olsa. Şeytanı görüyor musun? Öfkeyi görüyor musun? Öfkeli insandan ne kadar umutlu olduğunu görüyor musun? Bu kimseler diyor ettikleri dualarla ölüleri bile dirilse ümidimizi kesmiyoruz. Ha sarhoşa gelince biz onu da istediğimiz kötülüğe sevk ederiz. Aynı çobanın koyunu kulağından tutup götürdüğü gibi. İşte bunlarla kişileri en kolay şekilde kandırırım diyor. Bir gün İblis Musa Aleyhisselam'ın yanına geldi. Dedi ki ey Musa, sen Allah'ın seçtiği bir peygambersin. Benim durumumu da biliyorsun. Dolayısıyla senin vesilenle ben de Allah'a tövbe etmek istiyorum. Rabbine sor bakayım, beni affeder mi? Merhameti büyüktür onun. Benim için sen de şefaatçi olur musun dedi. Musa Aleyhisselam bir sevindi. Niye? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın en büyük rakiplerinden biri. Değil mi? Bir nefis, iki şeytan. Onu kandırdığı zaman, yani dine yönelttiği zaman insanlara karşı görevi daha kolay olacak. İblis, şeytan tövbe etmek isteyince, tabi hak yola girerse kıyamete kadar bütün insanlar rahat edecek. Hazreti Musa Aleyhisselam da hemen abdest aldı, namaz kıldı, Rabbine dua etti. Ya Rabbi, İblis de senin yaratıklarından bir yaratıktır dedi. Sana tövbe etmek istiyor. Kabul eder misin ya Rabbi? Allah Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyeder. Ey benim peygamberim! Affetmek benim şanımdandır. Eğer istediğimi yere getirirse ben de tövbesini kabul ederim. Ama istediğimi yerine getirmezse tövbesi kabul olmaz onun. Ne yapacak ya Rabbi? Gidecek Adem Aleyhisselam'ın kabrine, orada Adem peygambere, ilk insan, ilk peygamber kuluma secde edecek dedi. Ey Musa, secde ettiği zaman tövbesini kabul ederim. Günahlarını da affederim. Hatta ayıplarını da örterim. Kıyamet günü de açığa çıkarmam. Herkese de unuttururum. Bak Mevla'nın ikramını görüyor musun? Şeytan yahu, Adem Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a kadar kaç bin seneler geçmiş. O kadar günaha sebep olmuş. Biz şeytan da değiliz. Çok şükür. Ama bazen onun askerliğini yapıyoruz sanki. Öyle ya, adam tövbe ediyor. Şeytan kandıramıyor adamı. Bizim aracılığımızla geliyor. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz dedikodu etmeye, gıybet etmeye, haramlara sürüklemeye. Ya adam da diyor ki ulan arkadaş diyor. Bak beni şeytan kandıramadı ama arkadaşım kandırdı. Bu yüzden ne diyoruz? Ya Rabbi bizi şeytandan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden de koru. Arkadaşa dikkat edin, çok önemli. Ya arkadaşınız vardır sizin için bir şeytandır, ya da arkadaşınız vardır sizi doğru yola ileten bir dosttur. Oraya dikkat edin. Arkadaşım beni nereye götürüyor? Benim arkadaşım nelerden hoşlanıyor? Herkes arkadaşının halini göz önünde bulundursun. Evet, ne dedi? Eğer tövbe ederse onu affederim, günahını örterim, herkese unuttururum dedi. Tabi Musa Aleyhisselam Allah'ın bu emrini şeytana iletiyor. Bu istek karşısında da melun hemen öfkelenmeye başlıyor. Büyüklük taslıyor, kibirleniyor. Ben Adem'in dirisine secde etmedim ki ölüsüne mi secde edeyim? İstemiyorum dedi.
Musa Aleyhisselam dedi, diyor ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa sen benim için Allah'a şefaat etmen sebebiyle bana hakkın geçti. Sana da 3 tavsiye edeyim. Yani gittin benim adıma tövbe istedin ya, bana hak geçti diyor. Dur ben de sana bir mükafat vereyim diyor. 3 tavsiye edeceğim. Zira o zamanlar sen en zayıf olursun, ben ise en güçlü olurum. İnsanoğlunun kalbini fethederim, kendime uydururum bu 3 şeyle. Merak etti Musa Aleyhisselam. Buyur söyle bakayım dedi. Birincisi, öfkelendiğin zaman hemen beni hatırla. İşte o zaman kanın damarda aktığı gibi ben de senin kalbinde dolaşırım. İnsan öfkelendiği zaman nefsini öyle bir körüklerim ki ne yapacağını bilemez. 2. Savaş zamanında da beni hatırla. Çünkü insan savaşta düşman ile karşılaştığı zaman o kişiye yanaşırım. Ona eşini, çoluk çocuğunu, malını, geride bıraktıklarını aklına getiririm. Ve savaştan geri dönmesini sağlarım. Bakın savaştan kaçmak tövbenin bile kabul olmuyor. Bu kadar sıkıntılı. Üçüncüsü de yabancı, yani sana nikahı düşmeyen kadınlarla yalnız oturma. Bu durumda ben kadından sana, senden kadına kötü duyguların, o şehvetin elçiliğini yaparım. İki tane haramın olduğu yerde, iki kişinin mahremsiz olarak oturduğu yerde üçüncü arkadaşları ben olurum. O yüzden bakın, biz Umre'ye gittiğimizde dahi, Allah'ın beytine gidiyoruz ya, Allah'ın evine gittiğimiz zaman bile rehberliğini yaptığımız o kafileye ne diyoruz? Lobide oturma. Otelin lobisinde senin işin yok diyoruz. Bakın en kutsal yerden örnek veriyorum. Neden? Çünkü iki bayan yan yana konuşurken bunların sesini duyan bir başka erkek pat olaya müdahale edebiliyor. Onunla konuşabiliyor. O muhabbetin devamı gelebiliyor. Oradan kalktıktan sonra ama sağda solda gördün, aa merhabalar, aa hayırlı sabahlar, günaydınlar, bilmem neler, muhabbetin devamı gelebiliyor. O yüzden burası çok önemli bir nokta. Erkekler kadınlarla baş başa kalınmasın. Kalınacak bir fırsat varsa orayı hemen kapatıversin. Her yerde böyledir, evinizde de hakeza. Misafir geliyor. Ya artık öyle bir duruma geldik ki haramı helali söylerken insanlar nasıl anlar? Kırılır mı, kızarlar mı bize diye düşünecek oldular hocalar. Ama ben size söyleyeyim. Kim olursa olsun, amcanın oğluymuş, dayının kızıymış, teyzenin evladıymış, yok efendim kardeş gibi büyüdük, abimin karısıymış, benim anammış, ablam gibiymiş, geç bu ayakları. Kendine boşuna maval okuma. Böyle bir şeyi din kabul etmiyor. Eğer oturamazsın. Ha namahrem meselesi. Helal mi sana? Otur kardeşim. Sohbetini yap, muhabbetini yap. Orada bile kendisine helal bile olsa ne yapacak? Kisvesine dikkat edecek. Müslüman edeplidir ya. Müslüman terbiyelidir. O yüzden şeytan diyor ki yabancı bir kadınla oturduğun zaman, yabancı değil ki hocam, benim akrabam, nikah düşüyorsa yabancı oldu. O sana yabancı. Hoş geldiniz, nasılsınız dersin, erkeği ayrı yere alırsın, kadını ayrı bir yere alırsın. Onun haricinde oturup lak lak edemezsin. Üç şeyle açığa çıkar. İnsanın iyi huylu olduğu öfke anında ortaya çıkıyor. Cesareti savaş meydanında ortaya çıkıyor. Kardeşliği ise ihtiyaç halinde ortaya çıkar demiş Lokman Hekim. Evet, devam edeceğiz. İkinci saatimizde Allah nasip ederse şöyle bir araya gidelim ve hatırlatmalarımızı yapalım. Bakın son günlere geliyoruz. Allah nasip ederse 26'nın gecesi 27'sinde Mevlid Kandili, her zaman söylüyoruz ve her sene olduğu gibi bu sene de diyorum ki evinizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediyeler dağıtın. İşte doğum günü kutlayın. Her doğum günde yazıyorsunuz mesela, balonlar yapıyorsunuz değil mi? 1 yaşında, 2, 3, 5 yaşında neyse. Balon almayın da yani hiç olmazsa oraya bir yazı asın.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü. Çocuklar bunu bilsin. Efendimizle alakalı 2-3 tane kıssa, menkıbe bulun, anlatın. Ben de size destek olacağım, anlatacağım inşallah. Anlaşıldı mı? Bu şekilde çocuklarımız da Efendimiz'i tanısın, güzel bilsin ve onları sevsin değerli kardeşler. Peygamberden habersiz nesil büyüyor. Sorsan doğumunu bilmez, sorsan vefatını bilmez, hicreti bilmez. Neler yaşadığından bir kısım örnekler veremez. Hatta peygamberine dil uzatacak hale bile gelebiliyor maalesef. O yüzden Mevlüt Kandili'nde ikram edin, oruç tutmayın. O gün yani kazası vardır, tutuyordur vesaire, kefareti vardır 60 günü, onu tutuyordur ayrı bir mesele. Tutması günah değil ama tutulmamasını alimler tavsiye etmiştir. Çünkü o günü bayram diye geçirin, Efendimiz'e ümmet olmuşuz o gün. Vaktiyle bir adam tabiinden olan birini yüzüne karşı övmeye başladı. Bunun üzerinden tabiinden olan kişi dedi ki, "Ey Allah'ın kulu, beni neden yüzüme karşı övüyorsun? Benim öfke anındaki halimi gördün mü? Beni yumuşak huylu, beni halim, selim birisi mi sandın sen?" Adam, "Hayır," dedi. "Peki benimle bir yolculuk mu yaptın? Güzel, ahlaklı olduğuma dair bir şeyler mi gördün?" "Hayır," dedi. "Görmedim." "Peki sen bana bir emanet mi bıraktın? Beni emin kişiler arasında mı gördün?" "Hayır, görmedim," dedi. "Sen beni tanımıyorsun. Bu dediğin şeyler bir kişide olmadıkça onu yüzüne karşı nasıl övüyorsun peki?" dedi. "Denilir ki 3 haslet vardır. Bunlar cennet ehlinin ahlaklarındandır. Bu 3 ahlakta da ancak kerim ve şerefli Müslümanlarda bulunur. Birincisi, kendisine haksızlık edeni, zulüm edeni affetmektir. İkincisi, kendisini mahrum edene iyilik etmektir. Üçüncüsü de, kendisine kötülük eden kişiye iyilik etmektir. Hudil affe ve'mur bil urfi ve arid anil cahilin." Ne dedi Mevla? "Ey Muhammed, sen af yolunu tut. Sen iyiliği emret. Cahillere aldırış etme." Bu ayeti kerime nazil olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun tefsirini Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Cebrail Aleyhisselam da müsaade istedi. "Gideyim," dedi, "her şeyi bilen Allah'a sorup da geleyim." Oradan ayrıldı. Bir müddet sonra döndü. Ayetin tefsirini şöyle izah etti. "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana senden irtibatı kesen akrabana iyilik etmeni, sana vermeyene vermeni, sana haksızlık ve zulüm edeni de bağışlamanı istiyor." Evet. Ebu Hüreyre der ki, bir mecliste oturuyorduk. Meclisimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir Sıddık da vardı. Orada bulunan birisi edepsiz bir şekilde Hazreti Ebubekir'e sövmeye başladı. Sövüyor adam, hakaretler ediyor. Orada bulunan birisi o kadar çok sövdü ki ve hiç kimse bir müdahalede bulunmadı. Hazreti Ebubekir Sıddık da bir şey demedi. Adamın sözleri bitince Ebubekir Sıddık adama karşılık vermeye başladı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da orayı hemen terk etti. Tabi Efendimizin terk ettiğini görünce Ebubekir Sıddık, "Hay senin," dedi, "senin yüzünden," dedi, "Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaçtı. Senin yüzünden yanlış bir şey söyledim. Herhalde ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkasını döndü," deyip koştu Efendimizin ardından. "Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, neden gittiniz? Bana mı kızdınız? Adam benim hakkımda kötü sözler etti. Ben sustum, cevap vermedim ama adamın sözü bitince ben ona cevap vermeye başladım ama siz o sırada terk ettiniz meclisi. Bunun sebebi nedir?" Dedi ki, "Ya Ebubekir,
Adamın sözlerine karşı sen sustukça ona melekler cevap veriyordu. Sen konuşmaya başlayınca melekler sustu, orayı terk etti ve meleklerin terk ettiği yere anında şeytan geldi. Ben de şeytanın bulunduğu bir meclise oturmayı hoş görmedim. Onun için meclisi terk ettim dedi. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek sözlerine de şöyle devam ediyor. Ya Ebubekir, üç şey var ki bunların hepsi de haktır. Hepsi haktır. Bir kişi haksızlığa ve zulme uğrar da onu sırf Allah rızası için affederse, Allah affeden kişinin şerefini arttırır. Bir kişi de malını çoğaltma gayesiyle kendisine bir dilenme kapısı edinirse, Allah onun malını azaltır. Ve üçüncüsü, kim de Allah rızası için bir iyilikte bulunursa, Allah da o kişinin malını arttırır. Ve bunlar haktır ya Ebubekir. İbn Abbas radıyallahu anh'le gelen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, her şeyin bir şerefi vardır. Her şeyin, meclislerin de en şereflisi kıbleye dönük olandır. Böyle bir mecliste emniyet içinde olursunuz. Uyumuş olan, abdesti bozmuş olan o kişilerin arkasında namazlarınızı kılmayın. Namaz kılıyor dahi olsanız akrep ve yılan gördüğünde onları öldürünüz. Elbiselerinizi oturduğunuz meclis duvarlarına asmayınız. İzni olmadan bir Müslüman kardeşinize gelen mektuba bakmayınız. Bakın ne güzel tavsiyeler var. Adam uyumuş ama farkında değil. Diyor ki, ya uyudum da abdest bozmadım ya. İmamlığı da bırakmıyor. Şimdi bir yerde de cemaat varsa uyumamız gerekiyor. Kendi başımıza kılmamız çok çirkin bir davranıştır. Efendimiz diyor ki, onun uyuduğunu gördüyseniz kılmayın arkasında namaz. Kesinlikle. Namaz kılıyor dahi olsanız, akrep gördünüz, yılan gördünüz, onları öldürünüz. Evet, namazı bozabilirsiniz. Elbiselerinizi yine oturduğunuz o meclis duvarlarına asmayın. İzni olmadan da bir Müslüman kardeşinize gelen mektuba bakmayın. Bakın, izinsiz bakarsanız diyor o mektuba, sanki cehenneme bakmış gibi olursunuz. Şimdi insanlar birbirlerinin mesajlarını okuyabiliyorlar. Ya adam belki eşiyle mesajlaşıyor, özel bir mesaj var belki. Ya da belki senin, belki değil, görmeni istemediği bir mesaj var. Adam safhane ekranı çıkarmış, mesajlaşıyor orada. O da tepesinde. Ne yapıyor adam? Mesajına bakıyor. Gel bari beraber yazalım. Yani o kadar içine düştün. Bunlar çok çirkin, çok edepsiz, çok terbiyesiz davranışlardır. Velev ki mesajı gördün, mesaj açık. Hemen onun tuşunu kilitle. Ya da yüzüne dön, bakma. Başka yere dön. Eğer izinsiz o mesajlara bakılırsa, cehenneme bakmış gibi olursunuz. İnsanlar arasında kuvvetli olmak isteyenler de Allah'a güvensin, teslim olsun. İnsanlar arasında şerefli olmak isteyenler de Allah'tan korksun, takva sahibi olsun dedi Efendimiz. Yine insanların en zengini olmayı isteyenler de kendi elindekine değil, Allah'ın elinde olanına güvensin, ona dayansın. Malına mülküne değil de Allah yolunda giden bir yol, bir insan ama gerçekten Mevla'nın yolunda. Ona dayıyorsun, ona güveniyorsun. Öyle ki ahiret kardeşliği yapıyorsunuz. Efendim söyleyeyim, bunları dedikten sonra size insanların en şerlisi kimdir onu da söyleyeyim mi dedi. Tabi sahabe, haber ver ey Allah'ın Resulü, bilelim aleyhissalatü vesselam. İnsanların en şerlisi yemeği yalnız başına yiyen, kimseye yardımı dokunmayan, hizmetçi ya da kölelerini dövendir. Evet. Ne var ki bir tabak yemek ısmarlasan? Ha, yoktur imkanın, apayrı bir mesele. O çok ayrı bir mesele. Yokluktan dolayı utanırsın da adamı bir yere sokamazsın. Yemek yedirmeye götüremezsin, ama evine, ama başka yere. Bu çok ayrı. Ama olduğu halde
Neyden korkarsın ki? Allah rızası için yedirene Rabbim de yedirecek cennet nimetlerini. Dünyada da ikram ediliyor. Senin mi sanki? Yo, değil. Hem de bir gönül kazanmış oluyorsun. Bu cimrilik o kadar berbat bir şey ki, cimrilik hasedi, kıskançlığı da getirir. Hep benim olsun, benden gitmesin. O yüzden insanların en şerlisi yalnız başına yemek yiyen. Ha tabii adam tek yaşıyordur, kimsesi yoktur, apayrı bir mesele. Ama bir de bazılarından kaçarak sadece ben yiyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine sordu, dedi ki bundan daha şerlilerini haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü. İnsanlara öfkelenen ve insanları da öfkelendiren kişilerdir. Keyfine adam kızdıranlar vardır bak mesela, keyfine. Şimdi şaka yapılır mı? Yapılır. Şakayla birileri kızdırılır mı? Kızdırılabilir. Ama karşı taraf onu kaldırabiliyorsa, mesela Ebu Nuayman diye bir sahabe anlattık değil mi evvelce? Nasıldı bu sahabe? Öyle garip şakaları vardı ki öfkelenmemek elde bile değil. Düşün ya, Hazreti Ebubekir Sıddık, Selman-ı Farisi olsa gerek, bir de Hazreti Nuayman. Diyor ki ey Selman, şu heybeyi çıkar dök de yemek yiyelim, bir şeyler yiyelim. O da diyor ki Ebubekir Sıddık gelmeden açmam. Açarsın açmazsın derken sen görürsün, sana öyle bir şey yapacağım ki dedi. Gitti çarşıya. Benim bir kölem var dedi, satıyorum dedi. Nasıl bir köle? Oo, çok sağlam bir köle, çok akıllı ama tek bir kusuru var. Neydi o? Ben köle değilim deyip duruyor dedi. Sorun değil dedi o bizim için yani. Parasını verir alırız dedi. Ne istiyorsun? 10 deve. Tamam dedi, güzel de paraya sattı. Adam geldi, Selman-ı Farisi olsa gerek. Tekrar söylüyorum, buraya bir bakmam lazım. Aklımda kalan o. Dedi ki seni satın aldım. Nasıl beni satın aldın ya? Sahibin sattı dedi. Ya ben köle değilim ki dedi. Tamam dedi, biz o senin o kusurunu biliyoruz dedi. Ona rağmen aldık dedi. Ya arkadaş ben köle değilim. Ya biliyoruz dedi, anladık. O zaman nereye götürüyorsun? 10 deve karşılığında aldı götürdü. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh geldi. Durumu duyunca görünce tebessüm etti. Gitti develeri verdi. Onu da geri aldı. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlattıklarında Efendimiz o yıl bu olayı her hatırladığında gülermiş Efendimiz. Tebessüm edermiş. Ama şimdi karşısındaki kaldırabildi onu. Bir de kaldıramadığı halde ısrarla öfkelendirenler vardır. Israrla. İşte bu dostluğu bozar, bu arkadaşlığı bozar. İslam'da birbirimiz arasındaki dostluk, kardeşlik bozulmasın diye ya da keyfi olarak olmasa da diğer türlü de olsa insanların en şerlisi insanlara öfkelenen, çabuk sinirlenen ve insanları da öfkelendiren kişilerdir. Peki sahabe zannetti ki daha şerlisi yok. Efendimiz yine döndü. Peki bunlardan da daha kötüsünü haber vereyim mi? Sahabe şaşırdı, dedi ki buyur ya Resulallah dedi. Biz çok şaşırdık dedi, daha kötüsü de mi var? İnsanların hatasını, özrünü kabul etmeyen, bağışlamayan. Bak çok acayiptir. Adam gelmiş özür diliyor. Kardeşim özür. Yo benden özür mü, özür dileme, seni affetmem. Hakkım helal değil sana. Bu insanların en şerlilerin, en şerlilerinin de şerlisi. Affetme yoluna gitmiyor bu adam. Ya ne olur ki affettim desen? Ne olur ki bir adamın kalbini yapsan? Tamam, yine beğenmiyorsan, hoşlanmıyorsan mesafeni koy. Ya Allah rızası için biz insanları niye affedemiyoruz? Abi çok çektirdi. Kardeşim beni mahvetti. Ya sen onun için değil, Allah rızası için affedeceksin. Sen bir insanı affediyorsun. Şunu yapabiliyor musunuz mesela? Kızdığınız, öfkelendiğiniz, sizi gerçekten zarara uğratan bir insana el açıp dua ediyor musunuz? Edebiliyor musunuz? Ne etmez abi, beddua ediyorum arkasından. O zaman herkes imanını sorgulasın. Herkes imanını sorgulasın. Allah'ın merhametini istiyorsun değil mi? Affını istiyorsun, tövbe ediyorsun, cennetini istiyorsun, bana ver diyorsun. Peki sen niye bir şeyler yapmıyorsun? Sen niye affetmiyorsun? Allah diyor ki affedersen affederim. Çünkü sen benden daha merhametli değilsin. Bir müddet sustu Efendimiz. Sahabe dedi ki
Daha bitti herhalde, başka şerli insan yoktur. Ve Efendimiz sustuktan sonra, bunlardan da daha şerli olanını söyleyeyim mi dedi. Buyur ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Kendisinden hayır beklenmeyen, şerrinden de emin olunmayan kişiler. Bir adam var hayatımızda, bir arkadaşınız var hayatınızda. Ya zaten o adamdan da iyilik beklenmezdi dediğimiz insanlar tanıyoruz değil mi hepimiz? Yani şerli bir adam, bütün mahallenin, bütün milletin yaka silttiği bir adam. Evet, insanları yaka silkeletmiş bu adam. Ama bir kere hayrı dokunmamış. Bir hayır duysalar, yok kardeşim yanlış görmüşsünüzdür, o yapmaz öyle şey. Böyle bir izlenim vermiş insan, en şerlilerin de şerlisidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve sözüne şöyle devam ediyor Efendimiz. Bir gün İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına şöyle dedi. Cahil olup haddini bilmeyenlerin yanında hikmetten bahsetmeyin. Yoksa onlara zulüm etmiş olursunuz. Ehil olan kişilere hikmetten bahsedin. Eğer hikmeti ehil olanlardansanız ya da hikmeti ehil olanlardan saklarsanız onlara zulmetmiş olursunuz. Niye? Çünkü karşı taraf anlayışlı, karşı taraf güzel, muhabbetli, seni dinliyor. Ama sen hikmeti ehil olanlardan saklarsan onlara zulmetmiş olursun. Ama zalim olan kişiye aynı şekilde muamele etmeyin. Eğer böyle yaparsanız Allah katındaki üstünlüğünüz yok olur. Ve ey İsrailoğulları diyor İsa Aleyhisselam, üç çeşit iş vardır. Bir iş vardır ve onun doğruluğu açık ve nettir. Ona tabi olun. Bir iş vardır, eğriliği kişiyi sapıklığa götürecektir. Ortadadır, bellidir. Ondan sakının. Bazı işlerde vardır ki ne olduğu kesin belli değil, şüpheli. O zaman siz o işi Allah ve Resulüne havale edin. Hikmet ehlinden bir zat diyor ki dünyada züht dört şeyle olur. Yani dünyadaki güzel ahlak dört şeyle olur. Hem dünya hem ahiret işi konularında Allah'a dayanmak. Evet. Ben bu işi yapacağım. Allah ne diyordur? Önce bir kainatın patronuna sorayım. Çünkü yolumu açacak olan o. Rızkımı genişletecek olan o. Önce bir ona sorayım. Ayete baktın, ayette göremedim. Hadise baktın, hadiste de mi göremedin? Hemen şöyle hadis ve ayetlerin tefsiriyle günümüze gelmiş kıyaslarla çok içinden çıkamadın. O da nadir de, hadi diyelim öyle oldu. Ayette, hadiste göremedim. Farklı bir iş. İlla ki benzer bir işten dolayı örnek verilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Sen görememişsindir. Hani İsmet Hoca diyor ya, her şey Kur'an'da var mı? Demiş adama, adam da demiş ki var. E demiş, o zaman bu bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar? E demiş, dur bir dakika, fırıncıyı çağıralım. E demiş, onu ben de çağırırım. Ben sana Kur'an'da var mı dedim her şey. Ya Kur'an'da var kardeşim. Nasıl var? Ne diyor ayet-i kerimede? Bilmiyorsanız bir bilene sorun. E bu işin ehli de fırıncı. Biz böyle bazı şeyleri birebir Kur'an-ı Kerim'de görmediğimizden dolayı kendi olmayan ilmimizle bu sefer yorumlamaya başlayınca diyoruz ki Kur'an'da böyle bir mesele yok. O zaman serbest. Değil, her şeyin bir karşılığı var. Dünya ve ahiret işleri konusunda Allah'a dayanan kişi en güzel ahlakın sahibidir ve bu güzel ahlakta olan kişiye de Allah lütfeder. İkincisi, insanların övgüsüne de yergisine de aldırmayan bir kul. Adamlar övmüş seni. Allah razı olsun, eyvallah, teşekkür ederim. Adamlar sövmüş sana. Ya Allah hidayet versin, öyle de demeseydin iyiydi ama demek ki böyle bir insansak Rabbim beni de affetsin, seni de affetsin. Ne aldırışa, ne övgüye ne de yergiye aldırmıyor adam. Bak, bu da güzel ahlakın sahibi. İşlemiş olduğu amelleri de ihlasla yapmak. Paldır küldür değil. Bakın şuraya da bir dikkat edelim. Ben bunu camilerde çok görmeye başladım son zamanlarda. Tavuğun yem yemesi gibi paldır küldür namaz kılıyorlar. Bakın bu namaz olmaz. Burada şunu diyemezsin. Kardeşim nereden biliyorsun? Allah bilir olup olmayacağını. Hadis vardır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki
namazdan çalan adamın namazı eksiktir. Bu namazın iade edilmesi gerekir. Rukiye gidiyor. Subhane Rabbiyel Azim diyor. Birkaç defa kalkmıyor daha. Kalkar gibi yapıp tekrar secdeye varıyor. Birinci secdeye gidiyor ve bunu yaşlılar çok yapıyor. Özellikle de yaşlılar. Evet. Ve yaşlılardan da teyzeler bunu çok yapıyor. Kalkıyor. Tam doğrulmadan pat bir daha gidiyor. Doğrulacaksın. En az bir Subhanallah diyecek kadar bir sırtını dik tutacaksın. Sonra bir daha gideceksin. O yüzden amellerde ihlaslı olalım ki güzel ahlaka sebep olalım. Dördüncüsü, kendisine zulüm ve haksızlık eden kişileri affetmek. Emri altında çalışan kişilere öfkelenmemek, sabırlı olmak. Tabii işçi olan arkadaş da patronu sinirlendirmek için değil, işini güzel yapıp kazancını helal edebilmek için çalışmalı. Bir kimse bu dört şeye dikkat ederse, hayatında da uygularsa en güzel ahlakın sahibi olur sevgili kardeşlerim. Evet, program devam ediyor. Bir iki meseleden daha örnek vereyim, ondan sonra duaya geçeyim, olur mu? Sahabeden birisi Ebu Derda radıyallahu anh'a geliyor. Kendisine diyor fayda verecek şeyler öğretilmesini istiyor. Ebu Derda da ona diyor ki, sana diyor bir takım şeyler öğreteyim. Eğer bunları yaparsan Allah katında çok yüksek dereceye ulaşırsın. Büyük sevaplara nail olursun. Nedir onlar? Ne olursa olsun haram lokma yeme. Ne olursa olsun. Eğer bir insan kendisini haramdan muhafaza ederse Allah da onu muhafaza eder. Ama bir insan helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım zihninde olursa Allah-u Teala onu muhafaza etmez. Ve kul da haramı ye bir yerden sonra o kadar vücut alışkanlık haline getir ki haramları aramaya başlar bu sefer. Ve haram söylediğin zaman da kardeşim bak bunu yapma haramdır dediğinde de yahu ne anlatıyorsun? Bu zamanda bunu yapmayan da mı var? Geçin artık bu işleri. Dünya hali değişiyor, buna alışın hocam. Ben diyor nasıl satayım diyor faiz olmadan arabayı. Nasıl satayım evi diyor faiz olmadan. Bu adam illa krediye bulaşacak diyor. Bak normalleşti. Ama önce bu adama gittiğinde aman Allah korusun benim faize ne işim var. Benim haramla ne işim var. Olmasın. Gelecekse hiç olmasın derdi. Yiye bir yerden sonra artık alışkanlık yapıyor. Her gün Allah'tan rızkını talep et diyor. Evet. İsteyin. Allah-u Teala gelin diyor, bana gelin, benden isteyin diyor. Bugün bir insana gitseler, o insandan bir iki istese, üçüncüsünde ya yeter kardeşim yani tamam da. Yani işin suyunu çıkarma der. Kendi içinden de olsa. Ama Rabbim ne diyor? Bana gel, benden iste diyor. Niye istemiyorsun benden? İsterken de çekinmeyin. Hani ben bunu istiyorum ama buna layık değilim ki Allah niye versin demeyin. Bir sınır koymayın. Dilediğiniz kadar isteyin. Çünkü Allah-u Teala bu dünyaya kıymet vermiyor. Ama tabii ki ahiretiniz için olanı da istemek evladır. Üçüncüsü, namusunu da Allah'a havale et. Evet, burası önemli bir nokta. Kadın olsun, erkek olsun. Biz namusumuzu sokaklara emanet ettik. Bakın herkes, kadın da erkek de her şey buna dahil. Kadın açıyor, erkek bakıyor. İkisi de tesettürsüz, ikisi de şuursuz. Çünkü erkeğin de tesettürü göz kapaklarını muhafaza etmesi. Değil mi? Biz namusumuzu Allah'a teslim edersek, ya Rabbi, namusumun sahibi sensin, ben muhafaza edeceğim. Bakın Allah çok kıskançtır. Allah çok kıskançtır, kıskanç olanı da sever. Ama abartısı da şeytandandır. Onu da söyleyeyim, bazı kadınlar bazı erkekleri veya bazı erkekler bazı kadınları çok sıkar. Bir kere aranızda güven yoksa evlenmeyin arkadaşlar. Bir güven problemi yaşıyorsanız zoraki birileri ne der diye yok nişan atamam bizde ayıp karşılanır. Ya geçin bunları. Evlendikten sonra daha beter oluyor, birbirini öldürmeye kadar gidiyor. Neredesin? Fotoğraf at, video at, ses kaydı at, bilmem ne at. Öyle insanlar duyuyoruz ki mesela bir yerden sonra hay senin sevgine de sevdana da be. Nasıl kurtulurum diye düşünüyor insan. Çünkü çok sıkıyor, boğuyor.
Ama diğer türlü bahsettiğimiz kıskançlık nedir? Hanımını muhafaza edeceksin güzel kardeşim. Kızını muhafaza edeceksin. Düğünde bilmem nerede oynatmayacaksın. Evinin içine gelen misafir senin akraban da olsa, eğer mahremin değilse eşini muhafaza edeceksin. Hizmet için ulu orta yere sokmayacaksın. Yok biz kardeş gibi büyüdük bilmem ne yaptık. Bunları geçeceksin. Allah bunları kabul etmiyor. Ve Rabbim çok kıskançtır bu konuda. Aynı şekil kulunun da böyle olmasını istiyor. Ve kendini de diyor ölülerden kabul et. Nasıl söyleyeceğiz? Evet, bu dünyada ne kadar kalabiliriz? Ben de bir ölüyüm. Belki birazdan giderim. Ve beşincisi de biri sana söverse, küfrederse ben namusumu Allah'a emanet ettim. Ya Rabbi, benim namusum senin elinde. Ben namusumu korudum ama bu kişi benim namusuma küfretti. Amına anasına, kız kardeşine, kim varsa küfretti ya Rabbi. Ama ben sesimi çıkarmıyorum öfkemi yenmek için. Ya Rabbi sana havale ettim. Çok geçmez o adam hemen belasını bulur. Hele ki bir insan bir insanın anasına sövüyorsa, efendim söylesem diyor ki kendi anasına sövmüştür o. Çünkü arkadaşımızın annesi de bizim anamız gibidir değil mi? Hüküm olarak değil ama edep olarak öyle biliriz. Aynı mahallede yetiştiğimiz arkadaşlarımızın annesini kendi annemiz gibi biliriz. Altıncısı da günah ve kötülük işlediğin an hemen tövbe et. Bir daha da işlememeye karar ver diyor. Bunları yaparsan ne olur? Sana dünya, ahiret fayda verir bu altı şey. Rahat edersin, mutlu olursun. Evet, vaktimizin sonuna geldik. Hakiki bir pehlivanlık olayını anlatacaktım ama vakit yetmedi. Nasip olursa inşallah, Allah'ım ömür verirse, pazartesi günü büyük ihtimalle inşallah anlatmaya gayret göstereceğiz.